Arkadaşlar merhaba. Çizime kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu birinci parçamızı çizdik. Şu mili çizdik. Şimdi şu krank de diyebilirsiniz veya kasnak artık. Bu parçamızı çizeceğiz. Açtık. Yeni bir çizim sayfası diyorum. Şuradan yeni kısa yolda CTRL neymiş arkadaşlar? CTRL ne yapalım? Ve parça diyoruz buradan. Buradan yeni sayfamızı açtık ve buradaki çizimimizin birinci aşamasına geliyoruz. Şu şekilde önden bakıyoruz. Ve şu şekilde geldik. Ön düzlemden çizilmiş arkadaşlar. Biz de ön düzlemden şey üst düzlemden çizilmiş pardon. Biz de üst düzlemden çizelim. Aynı yolu izleyelim. Üst düzleme geliyoruz. Şu şekilde birinci dairemizi çiziyoruz. İkinci daire birinci dairemizin çapı 60. Hemen gelelim. Şurasına 60 diyelim. İkinci dairemizi bakıyoruz. 50, onun çapı da 30'muş arkadaşlar. Şu şekilde merkez çizgisi atılmış. Hemen önce CTRL'ye basılı tutuyorum. Eksen merkezini ve daire merkezini seçiyorum. Pardon. Bunlara bir diklik ilişkisi veriyorum. Daha sonra arasındaki mesafeyi veriyorum. 50. Çapımız kaçtı? O da 30. Ve daha sonra şu yandaki çizgileri yapacağım. Önce eksenimi çizeyim ben de. Aynalama gerekecek. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Şu şekilde bırakıyorum ben. Ve bunlara CTRL'e basılarak teğet dik ilişkisi vereceğim. Buraya da bir pardon. İkisini seçiyorum ve buraya da bir teğet dik ilişkisi veriyorum. Ekstrüzyon ile şuradaki fazlalıkları şu şekilde buluyorum. Bunu daha sonra aynalama komutuyla seçiyorum. Sağ tıklıyorum ve ekseni seçiyorum. Ve tekrar buradan şu fazlalıkları buluyorum ve burada bir bütün halde bir çizimi oluşturduk. Bunu kapat diyorum. Ne kadar kalınlık verilmiş? Hemen ona bakıyorum. Orta düzlem 10 milim bir kalınlık verilmiş arkadaşlar. Hemen biz de geliyoruz şuradan orta düzlemden 10 milim bir kalınlık oluşturduk. Daha sonraki işleme geçiyoruz. Şu şekilde dik bakıyoruz. Yine arkadaşlar içeriye doğru 5 milim bir objeleri öteleme yapmış. Biz de aynısını yapacağız. Hemen geliyoruz şuradan. Çizim dedik. Objeleri dönüştür komutuna geliyorum. Burayı seçiyoruz ve dönüştürüyoruz. Daha sonra ötele diyoruz. Kaç milimdi içeriye doğru? 5 milim. Şuraya 5 yazıyoruz. Çift yönlü değil, sadece tersine 5 milim bir öteleme yaptık. Daha sonra içeriye doğru bunu kes yapacağız. Ne kadar kes yapmış. Şu şekilde kapatalım önce. Burayı da kapatalım. Açıp çizimin aşamasını sağlıklı bir şekilde görmek daha faydamız olur. 2 milim içeriye doğru kesme yapmış. Biz de geliyoruz ekstrüzyonu kes diyoruz. İçeriye doğru 2 milim bir kes işlemini gerçekleştirdik. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz.
Aynı işlem aynalanmış Şuradan orta düz üst düzlemin merkezine geliyoruz. Objeleri aynalama komutuna geliyoruz. Şuradan yandan arkadaşlar kolaylık olması için burayı tek tek de seçebilirsiniz ama bir karışıklık olabilir. Şuradan sekmeyi açıyoruz. Buradan yapılan kesme işlemini seçerseniz hatta şöyle unsurları aynalacak unsurlara gelip şu kesme işlemini seçerseniz orta merkezden olduğu için gördüğünüz gibi yan tarafa daha doğrusu arka tarafa aynalamasını size yapar. Bu işlemi de yaptık. Daha sonra geliyoruz. Şurada bir dairemiz çizilmiş. 20. Hemen biz de şu şekilde geliyoruz. Şuraya geldiğimizde dairenin merkezine oluyor zaten. Çapımız kaçtı? 20 idi. Ekstrüzyonla bunu da tümünden kes dedik. Bunu da yaptık. Bir sonraki aşamamıza geçelim. Hemen geliyoruz arkadaşlar. 30 milim çapında ve yükseklik ne kadar verilmiş? Ona da bakalım. 2 milim. Şuraya tekrar geliyorum. Çap 30. Ve ekstrüzyona geliyorum. 2 milim. Kör. Pardon. Hata yaptık. Tabii ki. Önce şöyle yapalım. Objeleri dönüştür diyelim. Şuradaki çizgiyi, pardon. Şöyle yapalım. Çizimimizi açalım. İkisini dönüştürüyoruz. Daha sonra ekstrüzyonla kat oluşturma diyoruz. 2 milim. Şimdi işlemi doğru bir şekilde buraya yaptık arkadaşlar. Ve bir sonraki işlem ise aynı işlemi karşıya aynalamak olmuş. Tekrar üst düzlem yani orta düzlemle seçiyoruz. Aynalama işlemine geliyoruz. Şuradan aynalanacak unsurları tıklıyoruz ve en son yapılan yükseklik işlemimizi seçiyoruz. Karşı tarafa bu şekilde aynalıyoruz. Şimdi bu şekilde çizdik arkadaşlar. Bu parçamıza da bir renk ataması yapalım. Şu şekilde pardon. Şuradan bir standart diyelim. Şu şekilde bir renk verelim ve daha sonra tekrar şuradan metale geliyoruz veya alüminyum. Şöyle bir renk de verebiliriz. Tabii bunu değiştirelim arkadaşlar. Çok güzel olmadı. Şöyle bir renk de verebiliriz. Tabii çok.
Seçtim. Tamam, bu şekilde olsun arkadaşlar. Rengimizi de verdik. Bu parçamızı da şu şekilde kaydedelim. Bir diğer işlemde yaptığımız gibi masa üstüne parça 3 olarak kaydediyoruz. Ve farklı kaydetten geliyorum. Bir tane de resim olarak kaydediyorum. Evet. Bu parçamızı da çizdik arkadaşlar. Bir diğer parçamızın çiziminde görüşmek üzere. Hoşça kalın.